Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan gelecek yıllara, yaşadığı asırdan kıyamet gününün sabahına ve oradan öteye müminlere lazım olan nasihatler. Müminlere lazım olan nasihatler. Peygamber aleyhisselam 1450 sene önce, değil mi hocam? 571'de doğdu. 612, 632. Allahu Teala şefaatine nail eylesin. Allahu Teala Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın güttüğü davanın, gittiği yolun yolcusu olmayı ve davasını dava edinmeyi nasip eylesin. Peygamber aleyhisselamın bütün işaretleri bizim faidemiz, menfaatimiz için. Dört kimse vardır ki öldükten sonra bile sevapları devam eder. Dört zümre. Bakın önce bunları tek kalem, tek kelime olarak söyleyelim. Sonra bakalım bize ne kadarı düşüyor. Dört kimse vardır ki öldükten sonra bile sevapları devam eder. Bir, Allah yolunda hizmet ederken ölen. İki, öğrettiği ilimle amel edilen alim. Üç, verdiği para ile faydalı eser ayakta duran hayır sahibi. Dört, kendisine dua eden, hayırlı bir evlat bırakan kimse. Dört zümre, ölseler bile öldükten sonra ne olur? Sevapları, amel defterleri açıktır ve devam eder. Bir, Allah yolunda hizmet ederken ölen. Allah yolunda hizmet ederken ölen. Bu bir alim olur. Bu bir davanın, o Allah yolu davasının ferdi olur. Selahaddin-i Eyyubi gibi. Kudüs şimdi işgal altında olsa bile Selahaddin-i Eyyubi fethedip müminlere hediye ettiği için onun defteri hep açık. Fatih Sultan Mehmet Han gibi. Değil mi hocam? Ya çadırda öldü kocaman Fatih. Sultan Süleyman Han, Kanuni Sultan Süleyman. Macaristan'da, değil mi hocam? Ya birinci Murat, Murad-ı Hüdavendigar Kosova'da şehit edildi hocam. Allah yolunda öldü. Davaları İ'la-i Kelimetullah. İ'la, ila diyorlar, ila değil, i'la, yüceltmek anlamında. Kelimetullah, Allah'ın kelimini, Allahu Teala'nın Kur'an'ını, Allahu Teala'nın dinini, Allahu Teala'nın düsturlarını yaymak ve sancak-ı Resulü aleyhissalatu vesselam yürütmek, büyük ufuklara, uzaklara, kızıl elmaya ulaştırmak da hedefleri davalar. Onların hepsi amel defterleri açık, devam edip gidiyorlar Allah yolunda ölen. İki, öğrettiği ilimle amel edilen alim, beni yetiştiren hoca, benim yetiştirdiklerimden, benim yetiştirdiklerimin yetiştirdiklerinden, evet ya, ya da işte neydi o, pandemide hizmet eden, ışık saçan hocalar. Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a faydalı ilimler öğreten, mühendislik ilimleri öğreten, mimarlık ilim, tabii en başta dini ilimler hocam. Mimarlık, mühendislik ilimleri öğreten hocalar, ilim devam ettik sürece, onların ilimleri devam ettiği sürece ne oluyor? Amel defterleri açık oluyor. Onların ilimleri, öğrettikleri ilim sürdürülebildiği sürece.
Onlar ne deniyor? İlmi nafi'a, faydalı ilim. Üçüncüsü, verdiği para ile yapılan faydalı eser, ayakta duran hayır sahibi. Ya verdiği parayla yapılan hayırlı eser ayakta dimdik duruyor. Ne diyor? Ne kim? Hürrem Hanım. Hürrem Hanım rahmetullahi aleyh, bak ya, yaptığı camiler duruyor. Onun kızı vardı bir tane. Ya onun yaptığı cami İstanbul'da duruyor. Rüstem Paşa, bak gördün mü? Rüstem Paşa Külliyesi. Ya ağır ı değil mi? Rüstem Paşa'nın İnegöl, Bursa İnegöl'de de kocaman camisi var. Sabancı yapmış bak. Kocaman Adana'da ya. Ben de verdim, ben de verdim. Söyleyin işte. Sizin mahallenin camisi için inşaatında verdiğiniz bir tuğla, bir kilo demir parası ayakta durduğu sürece ya. Ben de verdim deyin, sevinin, söyleyin. Sizin verdikleriniz de gitti. Elhamdülillah. O camiler ayakta durduğu sürece, o camilerde ibadet edildiği sürece, o çeşmelerden su aktığı, o yolluk, yolaklardan, evet, efendim, hayvanat su içtiği sürece, o ağaçlar, diktiğiniz ağaçlardan kuş, kurt, insan faydalandığı, onun meyvelerinden yediği sürece sizin de amel defterleriniz melekler tarafından kalem cızırtısı durmuyor inşallah. 4. Kendisine dua eden, hayırlı bir evlat bırakan kimse. Allah rahmet eylesin rahmetli babam. Allah rahmet eylesin rahmetli annem. Allah rahmet eylesin rahmetli hocam. Allah rahmet eylesin ah canım dedem ya. Böyle rahmet okuyan, hocam o kadar nerede bulacaksın? Namaz kılan evlat bırak. Allahümme Rabbena ufirli. Ey Allah'ım beni affet. Veli valideyye, annemi babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, hesap günü geldiğinde, hesap için kalktığımızda.